Tek eline gitar çalıp konser veren Nuriye hayallerine kavuşuyormuş. Bakalım Haluk Levent de müjdeyi vermiş. Yine Haberimizi Haluk Levent izliyoruz. güzel yerden çıktı. Küçük Nuriye biyonik eline kavuşuyor. Denizli'de yaşayan Müşerref Erdem Güler çiftinin ilk çocuğu olan 11 yaşındaki Nuriye'nin doğuştan sol eli yok. Ama bu durum küçük kızın gitar çalmasına engel değil. 11 yıldır hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Ta ki gitar hayatıma girene kadar. Gitar hayatıma girdiğinde her şey çok değişti. Öğretmeninin yaptığı aparatla gitar çalmaya başlayan küçük Nuriye'nin tek hayali biyonik ele kavuşup daha iyi gitar çalabilmekti. 139 bin liraya ihtiyaç vardı. Küçük kız için Haluk Levent harekete geçmişti. Ablam için çok mutluyum. Teşekkürler. Başta Haluk Levent olmak üzere tüm Türkiye'ye sonsuz teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Küçük Nuriye için tüm Türkiye'den destek yağdı ve güzel haberi ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu. Nuriye hayallerine kavuşmak için bir adım daha ilerledi. Yardım kampanyamız güzel sonuçlandı. Paramız toplandı. Öncelikle Haluk Levent ve tüm Türkiye'ye canı gözünden çok teşekkür ediyorum. Siz olmasaydınız zaten biz bu kadar ilerleyemezdik. Küçük kız biyonik eline kavuşup Haluk abiyle vereceği konseri iple çekiyor. Çok mutluyum. Daha iyi bir gitar çalacağım. Haluk Levent'le konser vereceğiz. Ah ne güzel bir haber ya. Evet. Haluk Levent'ten Nuriye'yi sevindiren tweet. Tweet şu: konserde veririz, biyonik el de taktırırız, haber edin kızımıza, en yakın zamanda orada olacak. Ay ne kadar. Ne güzel dualar alıyorsun sevgili Haluk. Vallahi evet ya, Haluk Levent orta yaşını muhteşem geçiriyor. Sürekli dualarla. Ahbap Derneği'nden zaten bu yine hareket. 140 bine yakın para toplanmış. Evet, yani aslında 130 bin yeterliymiş galiba ama 140 bine yakın para toplanmış. Güzel haberin merkezi Denizli. Bu sefer Denizli bizim yüzümüzü güldüren şey haberler verdi bize. Şimdi ben neye not aldım biliyor musun? Öğretmeni bir aparat takıyor. Evet. Ya öğretmenin de güzel kalbi değil mi? Ya ben şu an o işte şu taktığı şey öğretmenin taktığı ve doğuştan yok. Yani bir kaza sonucu doğmamış. Yani bu böyle öğretmenler, böyle güzel yürekli öğretmenler iyi ki varlar ya. Tabii ki Haluk Levent muhteşem bir şey yapmış. Yürekten tebrik ediyorum. Zaten yani o kötüler arada bir iki tane oluyor ama iyilerin altı çok çiziliyor. Evet, iyilerin altı aynen çiziliyor. 11 yaşında daha kızımız. Denizli'de yaşıyor. Doğuştan sol eli yok. Güzellik. Sol eli olmadan gitar çalıp konser veren Nuriye artık hayallerini Haluk Levent ve Haluk Levent'in çevresi tarafından kavuşacak hayallerine inşallah. Biyonik el için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Yaklaşık 140 bin yani 139 bin TL'ye toplandı. Yakında da sevgili Nuriye ile birlikte ne yapacaklar? Gitar çalacaklar. Çünkü Nuriye demiş ki bu hayattaki en büyük isteğim Haluk abiyle gitar çalabilmek demiş. İnşallah o da olur. Hatta bir bakarsın Ece, Haluk Levent gibi daha büyük müzik, daha güzel isimler gibi, Haluk Levent gibi böyle güzel isimler gibi o da bir sanatçı olur belki. İnşallah. Keşke yani. İnşallah. Keşke böyle olsa. Ve günün güzel haberiydi. Evet. Sevgili seyircilerimiz. Başka yok mu demek istiyorsun şu anda? Ne bileyim, devam edeceğiz bakalım, yani göreceğiz. Günün güzel haberi. Yani hani şu ana kadar iki tane haber, bir tanesi bitirdi bizi de. Bitirdi, yazıklar olsun dedirtti. En azından evet. Bu arada tabii tweet diyorum ya, mesajda da okuyacağız demiştik. Okuyalım evet. Geliyor bakalım. Böyle kadınları diyor ki, nasıl ağır suç işleyen erkeklere hadım önerisi varsa bunların da doğurganlık organları. Güzel, çok güzel, güzel fikir. Çok güzel. 26 Ela'dan gelmiş. Çok biraz güzel. Evvelki haberimizle ilgili. Berlin'den bizi izleyenler var. Haluk Levent'i konuk edin diyenler var. Öğretmene de helal olsun diyenler var. Ece Hanım, 14 yaşında evlendim. O cahil aklımla çocuğuma bir şey olacak diye çok korkuyordum. Bu nasıl anne diyenler var. Hala önceki haberimizde kalanlar. Tabii maalesef. Tabii ki. Bu arada Haluk Levent'e izleyicilerin de bol duası var. Beddua ile dua birbirine girdi. Bir önce vahşi biyolojik anneyi verdik. Aynen. Şimdi de melek bir kalbi veriyoruz. Haluk Levent'e teşekkür edenleri de söyleyelim.